Güney Sudan'da devam eden krize çözüm bulunması için hükümet yetkilileriyle muhalif eski cumhurbaşkanı yardımcısı Riek Machar'a bağlı heyet arasındaki görüşmelerin ilk oturumu Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı. Görüşmelere hükümetler arası kalkınma otoritesi heyetinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Norveç ve Çin'den de bazı yetkililer katılıyor. Çocukların yaşanan çatışmalardan habersiz hayata tutunmaya çalıştığı kamplarda Birleşmiş Milletler çocuk sağlığını kontrol için ayrı ekipler bulunduruyor. Daha önceden polis olan ama şimdi sığınmacı durumuna düşen Mabior Madit de neden kaçtığını anlatıyor. Beni bordan ayrılmayı iten sebeplerden biri de insanların öldürüldüğü çatışmalar oldu. Cesetler gördüm. Aralarında benim arkadaşlarım da vardı. Kentte çok fazla silah sıkılıyordu. Çatışmalardan kaçan sivillerin Birleşmiş Milletler denetimindeki kamplara akını sürerken kamplarda kalan siviller zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Son 20 günde yaşanan olaylarda 1000'den fazla kişi hayatını kaybederken 200 bin civarında kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.